öğretim üyesiyim. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi bölümünde. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz sizlere. Bizim bölümümüz Kuzey Kampüs'te. Binalarımız, iki bina içerisinde yerleşik durumdayız. Bölümümüzün... Çalışıyor mu? Ha, çalışıyor. Tamam. Şimdi bölümümüzde bizim 5 tane alt programımız var. Bunlar fizik, kimya ve matematik öğretmenliği bölüm programları. Bir de ilköğretim matematik öğretmenliği programı ile fen bilgisi öğretmenliği programı var. Daha önce kimya öğretmenliği programı YGS 2 ile alıyordu. Bu yıl MF işte 3 ile almaya başladı. Diğer programlarımızda gördüğünüz gibi farklı MF puanlarıyla alıyor. Ayrıca yüksek lisans programımız var. O da ortaöğretim fen ve matematik alanları eğitimi yüksek lisans programı. Ona da bizim tüm lisans programlarımızdan mezun olan öğrencilerimiz başvuru yapabiliyorlar. Ayrıca bir de ortak bir programımız var. Temel eğitim bilimleriyle, temel bilimlerle ve eğitim fakültesi altında yine ve bilgisayar öğretim ve teknolojileri bölümüyle birlikte yaptığımız ortak programımız var. O da doktora programımız. Onun dışında biz bölüme aslında Türkiye'nin gerçekten en seçkin öğrencilerini davet ediyoruz. Onlar geliyorlar ve hem matematik hem de fen programları bir arada olduğu için çok disipliner arası bir eğitim alıyorlar öğrencilerimiz ve son tabii süreçlerde eğitimdeki tüm reformların ve yeniliklerin takip edildiği bir öğretim programı içerisinde yer alıyorlar. Sonra da gerçekten İstanbul'un ve Türkiye'nin en seçkin staj okullarında, liselerinde staj yapıyorlar. Onlarla ilgili yine konuşacak arkadaşımız da Merve Nur. Bizim peki öğretim kadromuz nasıl? Öğretim kadromuzda deneyimli, uluslararası yayınları olan, çalışmaları olan, değişik projelerde yer alan öğretim üyelerimiz var. Mesela onlar aynı zamanda çok da şeyler, güler yüzlüler, neşeliler, öğrencilerle çok iyi ilişkiler içerisindeler. Mesela kimler işte ya yani öğretim üyelerimizin sayılarına baktığımızda hem Türkiye içerisinden işte Orta Doğu'dan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden ya da Boğaziçi'nden ya da Marmara Üniversitesi'nden ya da işte yurt dışına baktığımızda genelde Amerika'dan, işte Texas A&M'den, Serkan hocanız gibi, işte ben Pennsylvania State Üniversitesi'nden mezunum. Doktor programlarından mezun olmuş öğretim üyelerimiz var. Ve genel olarak tüm öğretim üyelerimiz, tüm programlar altında, ben bunları hızlı bir şekilde size göstereceğim ama genel olarak öğrenciler işte fiziği, kimyayı, matematiği nasıl öğrenirler? Matematiksel kavramlar, kimyasal, fizik kavramları nasıl kavramlardır? Öğretmen eğitimi nasıl olmalı? Öğretmenler nasıl eğitim vermeliler? Bunların üzerine genelde çalışmalarımız var. Ama aynı zamanda hem fizik öğretmenliğinde hem de matematik öğretmenliğinde üstün yeteneklilerle çalışan öğretim üyelerimiz var, projeleri olan. Yine kimya eğitiminde, kimya öğretmenliği programında nanoteknolojiyle çalışan, kimya bölümüyle birlikte çalışan hocalarımız var. Peki, şimdi bunlar öğretim üyelerimiz. Peki lisans eğitimi nasıl diye baktığımızda, şimdi ilk iki yıl alan bilgisi derslerine yöneliyorsunuz. Nedir bu? İşte Fen Edebiyat Fakültesinden matematik, fizik, kimya bölümlerinden, bir aynı zamanda genetik ve işte moleküler biyoloji bölümünden de alan dersleri alıyorsunuz ve aynı zamanda eğitim bilimlerinden, fakülte altında eğitim bilimleri bölümünden dersler alınıyor. Üçüncü ve dördüncü sınıfta bize dönüyorsunuz. Yani matematik ve fen bilimleri eğitim bölümüne dönüyorsunuz. Orada da bizim programlarımız, bahse geçen programlarımızın içerisinde yani alan eğitimi bilgili şeyleri, dersleri alıyorsunuz. Onun ötesinde de yine 3 ve 4. sınıflarda eğer isterseniz tüm fakültelerden, eğitim fakültesi dahil, Boğaziçi Üniversitesi'nin içerisinde bulunan tüm fakültelerden seçmeli dersler alabiliyorsunuz. Yani isterseniz mühendislikten alabiliyorsunuz, isterseniz ekonomi veya işte işletmenin olduğu bölümlerden alabiliyorsunuz. Daha sonrasında 4. sınıfta uygulama için staj okullarına sizi biz gönderiyoruz. Ve aynı zamanda bunu yaparken de değişik projelerde yer alıyorsunuz. Mesela bu hem kimya hem de matematik öğretmenleri adaylarının STEM projesi vardı. Onda yer aldıkları bir resim. Ayrıca bir de Fen Bilgisi Laboratuvarı'ndan da öğrencilerimizin yaptığı o çalışmalardan da size biz bir resim getirdik. Sonrasında da aslında o eğitimi yaparken yani matematik ve fen
bilimlere eğitim bölümünün altında ders alırken farklı alanlardan da ek diplomalar veya ek sertifikalar alabiliyorsunuz. Onun hakkında da Serkan sanıyorum devam edecek bundan sonrası için. Sizleri bekliyoruz. Sorularınız olursa yine yanıtlarız. Merhaba arkadaşlar, Serkan Özel ben. Burada hem bu bölümün bir öğretim üyesi olarak aslında bir yandan da bir mezunu olarak burada duruyorum. Boğaziçi Üniversitesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitim Bölümü Matematik Öğretmenliğinden mezun olduktan sonra Gülseren hocamız gibi ben de yurt dışına doktoraya gittim. Buranın bursuyla gittim, YÖK bursuyla gitmiştim. Tekrar buraya döndüm ve burada hizmete başladım. 2009 yılından beridir de öğretim üyesi olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde devam ediyorum. Birçok şey aslında bu anlattığım şeyler o zamanlarda da vardı ama imkanlar her geçen sene daha da fazla artmakta. Bu bahsedeceğimiz şey çift anadal programları ve yan dal programları. Bizim çift anadal programımız yok. Bu çift anadal programları karşılıklı bölümlerin ilişkileri içerisinde gerçekleşiyor ve ortak diploma alıyorsunuz. İki bölümünde ayrı ayrı diplomasını alıyorsunuz. Dolayısıyla bunlar özel programlar. Bizim henüz böyle bir anlaşmamız yok. Ancak buna ilave olarak yan dal programları geliştirildi yakın zamanda. Bu yan dal programları bir diploma vermiyor size. Ancak bir alanda uzmanlık sertifikası veriyor. Bu sizin kendinizi geliştirmek istediğiniz bir alanda geliştirmenize imkan tanıyacak bir olanak sağlıyor. Yan dal programlarına başvurmak, açılan yan dal programlarından herhangi birine başvurabilirsiniz. Bizim eğitim fakültesinin içerisinde de yan dal programları var. Mesela bilgisayar öğretim teknolojileri ve eğitim teknolojileri bölümünün bir yan dal programı var bize çok yakın olarak. Ya da mühendislik bölümlerinin yan dal programları var. Yan dal programları bölümlerin kendi şartlarını belirledikleri 5 ile 7 ders arasında alarak bir sertifika hak kazanmaya başladığınız programlar oluyor. Ve size bir uzmanlık veriyor. Dolayısıyla bu var olan bütün yan dal programlarına başvurabileceğiniz anlamına geliyor. Yeni bir yan dal programı açıldığında herhangi bir iki bölüm arasında ilişkiye gerek kalmadan o bölümdeki yan dal programına başvurabilirsiniz. Hangi yan dal programlarımız var derseniz buradaki yan dal programları linkimiz var. Herhalde siz bu sunumlara erişeceksiniz. Onları açtığınız zaman orada güncel listeleri göreceksiniz. Ve her geçen gün yeni yan dal programları açılmaya devam ediyor. Bu imkanlar sizin iş ararken, mezun olduktan sonra diğer adaylardan farklılığınızı ortaya koyacak, sizin kendi kişisel gelişiminizi sağlayacak imkanlar sunuyor. O bağlamda çok önemli programlar. Buraya geldiğinizde mutlaka yan dal programlarınıza bakmanızı tavsiye ederim. Yan dal programlarının şartları ne olduğuna bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü sınırlı sayıda öğrenci alırlar ve şartı sağlayan öğrencileri alırlar. Dolayısıyla buna bakmanız çok önemli olacaktır. En erken 3. dönemde, en geç de 6. yarı yılda başvurabiliyorsunuz yan dal programlara. Çünkü 5 ile 7 ders almanız gerekiyor normal programınıza ilave olarak. Bizim üniversite içerisindeki sizin gelişiminize destek olan yan dal ve çift anadal programlarının haricinde bir de değişim programlarımız var. Değişim programları da iki ana aksta ilerliyor. Bir Erasmus değişim programları, bir de Exchange değişim programları. Erasmus değişim programları belki biliyorsunuzdur Avrupa Birliği fonlarından desteklenen bir program ve oradan bir fon alma imkanınız olan ve Avrupa'daki ve Avrupa Birliği'ne bağlı ve onlarla affiliate olan üniversitelerle gidilen programlar arasında oluyor. Exchange ise Amerika, Avustralya ve Uzak Doğu'daki üniversiteler, yani bu Erasmus kapsamı dışındaki üniversitelerle yaptığımız ikili anlaşmalar kapsamında ilerliyor. En yakın zamanda Amerika'daki SUNY Üniversiteler Birliği'nin içerisindeki Geneseo Üniversitesi ile bir exchange anlaşması yaptık. Ve onlar bize epey bu konuda destek veriyorlar. Ve oralara öğrencilerimizi göndermekten biz mutluluk duyuyoruz. İnanılmaz bir tecrübe oluyor. Öğretim üyelerimiz arasında da hem Erasmus hem de exchange anlaşmalarından yararlanmış hocalarımız da var. Bu imkanlar da sizin bir dönem ya da iki dönem yurt dışında eğitim görüp burada eğitiminize devam etmenize imkan sağlayan programlar ve bunlara mutlaka bakmanız ve bunlardan faydalanmanızı tavsiye ettiğimiz programlar arasında. Bizim anlaşmalı olduğumuz programlara, üniversitelere şöyle baktığımız zaman Hollanda'da, Almanya'da, Finlandiya'da, Amerika'da üniversiteler var.
Bu anlaşmalar bazen bölüm bazlı olur. Buraya yazdığımız anlaşmalar bölüm bazlı anlaşmalar. Bölüm bazlı anlaşma ne demektir? Sadece bizim bölüm öğrencilerinin başvurabileceği programlardır bunlar. Yani sizin yarışacağınız kimseler bu bölümlere başvurduğunuzda, buradaki Erasmus Anlaşması'ndaki üniversitelere başvurduğunuzda sadece bölüm içerisindeki öğrencilerle. Bunların haricinde, bu listenin haricinde fakültelerimizin anlaşmalı olduğu programlarımız var. O zaman fakülte havuzuna giriyorsunuz. Ve bunların haricinde üniversitenin anlaşmalı olduğu daha geniş bir havuzumuz var. Buradaki dar tutmamızın sebebi sadece bizim bölüme ilişkili olan anlaşmaları buraya yazdık. Bunun haricinde mezuniyete doğru bir de Erasmus Plus programı var. Belki ismini başka ne bileyim tanıdıklarınız var, duymuş olabilirsiniz. Comenius adıyla duyduysanız bir program. Onun adı bütün Erasmus'lar ve Comenius'ların adları değiştirerek Erasmus Plus adı altında tek bir programda birleştirildi. Bu Erasmus Plus programı da mezun olmadan önce bizim üniversitemizde başvurabildiğiniz, mezun olacağınız zaman başvurabildiğiniz ve mezun olduktan sonra bu anlaşmalı olan kurumlara gidip orada bir yıl ya da 6 ay gibi bir staj yapma imkanı sunuyor. Gene Avrupa Birliği'nden fonlar alarak bunu destekleyebiliyorsunuz. Bu benim danışmanlığını yaptığım birçok öğrenci buradan faydalandı. Bu hem mezuniyetten sonra bir nefes alma imkanı sunuyor, hem bir düşünme zamanı sunuyor, hem de inanılmaz bir tecrübe kazanma imkanı sunuyor bu Erasmus Plus projesi. Bir öğretmenlik stajı yapmaya devam ediyorsunuz ama mezun olduktan sonra yapıyorsunuz. Bu da gene bizim Erasmus ofisinin size destek verdiği kapsamlardan birisi. Ben burada sözü mezunumuz Merve Nur'a bırakacağım. Merve Nur hem bizim araştırma görevlimiz, şu anda bizle devam ediyor, hem de mezunumuz. O bağlamda mezunlarımızla ilgili sayıları kendisinin söylemesini rica edeceğim. Bir yandan da kendi mezuniyet tecrübeleri, çok daha yakın zamanda mezun olduğu için kendi mezuniyet tecrübelerini yapacak. Bir yandan da bizim öğrenme bilimleri doktora programımıza da biz kabul ettiğimiz öğrencilerden birisi, başarılı öğrencilerimizden birisi. Ben sözü Merve Nur'a bırakmak istiyorum. Sonra sorularınız olursa onları cevaplandıracağız. Teşekkür ediyorum. Merhabalar, bölüm tanıtım sunumumuza hoş geldiniz. Hepinize güzel bir tercih dönemi diliyoruz. Öncelikle biraz kendimden bahsedeyim, ardından da mezunlarımız ne tür alanlarda çalışıyorlar, hangi okullarda çalışıyorlar, onlardan bahsedeceğim. Ben Merve Nur Belin, 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Öğretmenliği bölümüne başladım. Bir yıllık hazırlık, İngilizce hazırlık eğitiminin ardından 2008'de birinci sınıfa başladım ve fizik öğretmenliğinde ilk iki dönem derslerimi tamamladıktan sonra iş transferle matematik öğretmenliğine geçiş yaptım. Ve 2013 yılında matematik öğretmenliğinden mezun oldum. Ardından 2013 yılında iki yüksek lisans programına birden başladım. Bir tanesi Boğaziçi Üniversitesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimindeki yüksek lisans programı. Diğeri de İTÜ'deki Matematik Mühendisliği yüksek lisans programı. Eş zamanlı olarak ikisini belli bir süre yürüttüm ve 2016 yılında Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitim bölümünden yüksek lisans derecesi aldım. 2017 yılında da İTÜ Matematik Mühendisliğinden yüksek lisans derecesi aldım. Yüksek lisans yaparken bir 6 aylık da dershane deneyimim oldu. Ardından da 2014 yılında araştırma görevliliğine başlamıştım. Halen de görevime devam etmekteyim. Serkan hocamızın da belirttiği gibi öğrenme bilimlerine kabul aldım doktora programına. Bu şekilde. Şimdi mezunlarımıza bakarsak, son 4 yılın mezun sayılarını görmekteyiz. 2017 yılında fen bilgisinden 36, fizik öğretmenliğinden 15, ilk öğretim matematikten 42, kimya öğretmenliğinden 10 ve matematik öğretmenliğinden de 19 mezun verdik. Peki mezunlarımız hangi alanlarda çalışıyorlar? Genellikle mezunlarımız eğitim alanına yöneliyorlar. Devlet okulları ve özel okullarda öğretmenliğin yanı sıra eğitim alanında farklı alanlarda da çalışabiliyorlar. Eğitim danışmanlık şirketleri, ölçme değerlendirme alanı, eğitim politikaları geliştirme alanlarında da çalışan mezunlarımız bulunmakta. Bunun dışında farklı alanlara yönelenler, ilgileri doğrultusunda farklı alanlara ilerleyen mezunlarımız da var. Bu mezunlarımız da bilişim, yazılım, internet, multimedya alanlarında, sivil toplum kuruluşlarında, bankacılık, sigortacılık, reklamcılık ve Ar-Ge alanlarında çalışmaktalar. Mezunlarımızın çalıştıkları okullara bakarsak, özellikle özel okullara bakarsak, eğitim ve çalışma ortamı açısından
gayet kaliteli olan okullarda çalışmaktalar. Örneğin Açı Okulları, Darüşşafaka Okulları, Amerikan Robert Koleji, İzmir Amerikan Koleji, Eyüboğlu Eğitim Kurumları, Işık Okulları gibi. Ben bir de kısaca staj deneyimimden bahsetmek istiyorum. Son sınıfta bütün öğretmenlik programlarında staj okullarına gözleme ve uygulamaya gidiyorsunuz. Bölüm tarafından belirlenen staj okulları kendinizi geliştirmenize olanak sağlayacak. Burada gördüğünüz eğitim derslerindeki teorik ve teorik bilgileri gözlemleyebileceğiniz ve uygulamaya dökebileceğiniz ortamlar sağlayacak okullar oluyor ve kendinizi geliştirmenize olanak sağlıyor. Ben de bir dönem Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi'nde gözlem yapmıştım, gözlem stajına gittim. Şu anda Çapa Fen Lisesi olarak değişti diye biliyorum adı. İkinci dönemde uygulama stajı olarak Koç Lisesi'ne gitmiştim. Koç Lisesi'nde özellikle uygulama alanında gittiğim için birebir eğitim derslerinde gördüğümüz teorik bilgileri deneyimleme fırsatım oldu. Oradaki hocalardan ve keza Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi'nden de hocalarla birebir çalışarak eğitim alanında kendimi daha çok geliştirme fırsatım oldu. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Adres bilgilerimiz ve telefon bilgilerimiz mevcut. İstediğiniz zaman bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi isterseniz sorularınıza geçebiliriz. Teşekkür ederim. Yatay geçişte istediğimiz bir, mesela kimya öğretmenliğine girdikten sonra ortalamamı yani yüksek tuttuktan sonra istediğim şeye geçebiliyor muyum? Yani onun bir herhangi bir kriteri var mı başka? Yatay geçişle istediğiniz bölüme geçebilirsiniz. Bu kriterleri kim belirliyor? Geçeceğiniz bölüm belirliyor. Ortalama kriteri koyabiliyor. İşte belli başlı derslerden ortalama kriteri koyabiliyor ya da kontenjan koyabiliyor. Her zaman kontenjan açmak zorunda da değil. Ama genelde açılan kontenjanlar bir ya da iki oluyor, çok fazla olmuyor. Bizim inşaat mühendisine geçen, işletmeye geçen öğrencilerim oldu, ekonomiye geçen öğrencilerim oldu bizim bölümlerin içerisinden. Böyle bir imkan var ama kısıtlı ve sınırlı. Peki şey kaçıncı senede yani? İki ve üçüncü senelerde geçiş yapabiliyorsunuz. Birinci senede geçiş yapamıyorsunuz, dördüncü senede geçiş yapamıyorsunuz. Sadece iki ve üçüncü senelerde geçiş yapabiliyorsunuz. Yani ilk seneyi almak zorundasınız. En az bir senenizi bulunduğunuz programda tamamlamak zorundasınız. Teşekkür ederim. Burada ben bir şey eklemek istiyorum. Hangi bölümde okursanız okuyun, ilk yıl Boğaziçi Üniversitesi'nin yönetmeliğidir. İlk yıl bütün bölümler kendi kazandığınız bölümde birinci sınıfı bitirmenizi bekler. Ondan sonra ancak başka bir bölüme geçiş yapma hakkınız veya fakülte içerisinde aynen başka bölüme ya da başka fakülteye geçme hakkınız doğar. Sorular? Yok mu aklınıza sorular? Merak ettiğiniz şeyler? Vardır bir şeyler. Şöyle bir düşünün, gözlerinizi kapatın. Her şey bu kadar net mi? Peki o zaman teşekkür ederim herhalde. Başka soru yoksa? Daha ekleyeyim mi? Ben şunu söylemek istiyorum. Aslında buraya geldiğinize göre diğer bölümlere de mutlaka bakıyorsunuzdur. Boğaziçi Üniversitesi, bizim bölümümüzde olmanızı gerçekten isteriz. Çünkü öğretmenliğe gönül vermiş insanlarız. Severek de bu işi yapıyoruz. Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih etmenizi özellikle öneririm ki ben ODTÜ mezunu bir insan olarak yine de Boğaziçi'nin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok farklı deneyimler kazanmanızı sağlayacak bir okul. Hangi bölümünden mezun olursanız olun, yine altını çizerek söylüyorum lütfen bize gelin, ama hangi bölümden mezun olursanız olun, Terkan hocanızın da daha önce söylediği gibi mezun olduktan sonra çalışma alanlarınız o kadar çeşitli ki, yani kendinizi gerçekten istediğiniz herhangi bir görmek istediğiniz herhangi bir noktada yaşayabilme potansiyelini size veren bir okul. O yüzden mutlaka hani Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih etmenizi, özellikle de hani matematik ve fen bilimleri eğitim bölümünü tercih etmenizi öneriyoruz. Hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz geldikleri için.